takla attı. Dedim ki kusacağım. Ben halkın sesiyim. Geldiğimiz en sıra dışı konaklama. Fethiye'de de Ölüdeniz tarafta değil de biraz Kabak tarafında bu sefer takılacağız. Daha öncesinde Ölüdeniz'deymiştik ama tabii ki oralara da geleceğiz. Gezeceğiz, dolaşacağız. Yamaç paraşütü yapar mıyız Berkay? Olabilir. Yıllar önce yapmıştık. Bunu ekleyeceğim bu videoya. Yapsak da yapmasak da bunu koyacağım. Güzel planlar. Size çok değişik konaklamalar göstereceğim yine. O zaman hadi bakalım. Vardığımızda tekrar konuşacağız. Şurada paspas uçarsın, gördün değil mi? O da bir hareket var. Şu an yalnız bu otantik çarşıya çok uygun giyimliyim ben. Bunu göstermek için çarşıya kadar indirdim. Otantik çarşıdan geçiyoruz. Şu an Paspatur çarşısı. Çok güzel. Bak gösteriyorum. Bak. Bak gösteriyorum. Hemen yat limanlarının arkasında burası. Burası böyle. Paspatur çarşısı. Buranın meşhur eski çarşısı. Burada mezar var yolda. Gördünüz mü? Manzaramız mükemmel. Zaten manzaranın mükemmel olması gerekiyor. Çünkü öyle bir restorana gidiyoruz şu anda. Gün batımını izleyebileceğimiz. Lütfen planlarımızı tıkır tıkır işlemeye devam edelim. Şurada artık tekne turları değil, ciddi bir liman mı gözükmekte? Ne demek ciddi bir liman? Yani biraz daha klas duruyor. Yacht Club. Arkadaşlar, Citrus Mediterranean kuzine geldik. Çok güzel bir yer. Ve şurada ilk dikkatimi çeken şey Migros'un teknesi geldi. Herhalde teknelere market ihtiyaçlarını karşılıyor. Böyle bir manzaramız var. Kendimi o kadar kaptırdım ki güneş batıyor şu an. Az önceden beri güneşi izliyorum ve burayı çekmeyi unuttum. Berkay beğendin mi? Lazanya yedi Berkay. Birazcık anın tadını çıkarttık. Çekemedim. Güzel de her şey. Yani Fethiye merkezde gelinebilecek. Manzarası güzel. Güzel bir mekan açıkçası. Orta fiyat diyeyim. Fiyatlandırma için. Bir tık üstü. Bir tık üstü. Şimdi manzarası var yani. Yani yapacak bir şey yok. Manzara olunca biliyorsunuz her şey. Kaya mezarlarının önünden geçiyoruz. Hiç beklemiyordum yalnız. Yolumuzu, otelimizi bulmaya çalışırken. Aman tanrım. Oteli ararken neyin yanından geçiyoruz böyle? Kaya mezarları. Mezar arkadaşlar bunlar. Kral mezarları mı? Kaya mezarları mı? Kral mezarları. Berkay beklemiyor bile şu an. Yetişmeye çalışıyoruz saat 10'da. Sokağa çıkma yasağı bitiyor. Ve acilen gidiyoruz. Thank you.
Günaydın. Şu an Türk Doms'ta uyandık. Türk Doms burası. Ve inanılmaz bir manzarayla uyandık. Göstermek istiyorum hemen şuradan. Şöyle bir manzara ve inanılmaz güzel bir kahvaltı. Ya buraya bayıldım ya. Her şey mükemmel olur. Gerçekten geldiğimiz en sıra dışı konaklama diyebilirim. Hemen size şu anki ortamımızı gösteriyorum. Çok keyifli bir ortam. Bir bakın. Berkay maalesef maillerle uğraşıyor şu an bu güzel manzarada ama mecburuz. Böyle efsane güzel bir serpme kahvaltı geldi. Şunları yemek için sabırsızlanıyorum. Birazcık arılar var beni geren ama olsun. Şu görmüş olduğunuz, hemen netleştiriyorum. Şu görmüş olduğunuz dağın arkasında Kabak, ondan sonra Ölü Deniz yer alıyormuş. Yani buralar böyle incik cincik. Buraya biz bir günlüğüne geldik. Bir gece kalacağız bu Türk Doms'ta. Türk yalnız. Keşke daha fazla kalsaymışız. Artık belki başka zaman. 2 gün kalınmalık burada. Efsane, her yer dıdık dıdık incelenir ama bir gün bile olsa kesin gelinmeli ya. Kesin kesin. Gel buraya, gel gel. Minnoş, minnoş. Senlik bir şey yok. Misafir. Hop. Hayır, hayır, hayır. Ver bir tane yesin hadi. Ver, kaptı zaten. Zararlı değil mi onun için? Bilmiyorum da yuttu yani onu hayvan. Yaramaz. Yaramazsın bak. Suçlu. Ne yaşadık? Neyse, benim böyle? benim payımı yedi. Senin yemeyeceğim. Payını yedi ya. Yemeyeceğim dedin, az önce afiyet duydu. Olsun. Bakın şurada çadırlardan biri var. Gördünüz mü? Bizimki şurası. Hemen şu. Şurada Likya yolu. Berkay, burada Likya yazmıyor ya. Aa, Likya yolu yazıyor. Ha? Evet, Likya yolu. Kendime diyecek yok. Berkay orada dünyadan haberler okuyor. Neydi, bir daha söylesene. Ukrayna'da kişi kavga ediyormuş. Birbirine yumruk atmış. Diğerine el bombası atmış. Bu güzel manzarada böyle yorum şeyler okuyor, güldürüyor beni burada. Yani böyle bir ortamda toplantıya katıldığıma mı üzüleyim, yoksa böyle bir ortamda toplantıya mı katıldığıma mı sevineyim? The meeting finished. Şimdi burayı gösterdim. Karen da David'e bir havamı attım, bir özendirdim. Toplantı mı koyarsınız? İşte öyle canınızı çektiririm. Bütün manzarayı gösterdim. Biz tatildeyken siz koyar mısınız toplantı? Berkay. Çekim yaptık, jacuzziyi boşaltıyor. Her zamanki gibi ben çalışıyorum. Ben de çalışıyorum. Ne var, toplantıya bile katıldık bugün. Şimdi size kaldığımız yeri gösteriyorum. Efsane. Bakar mısınız dıştan görünüşüne? İçerisi resmen bir ota. Berkay çok haklı. Böyle oturabileceğiniz güzel yerler var. Şurada hamak var. Ben bundan birazcık korktum açıkçası. Yani şuraya bacağım sıkışsa ne olacak? O yüzden yorgan atıp burada yatacaksınız. Yıldızları seyredeceksiniz. Sabah gün doğumunu, akşam gün batımını. Şurada fotoğraf çekmek için efsane yerler var. Şu tarafta kahvaltı ettik zaten. Burada isterseniz duş keyfiniz. Şimdi birazcık da evin içini gezelim. Geziyoruz. Şimdi evin içine giriyoruz. Evin. Ev diyorum yani. Burası çadır değil çünkü. Şöyle şuradan. Hadi gezelim. Evin içine giriyoruz. Ha, hoş geldiniz. Ota. Bildiğiniz ota. Efsane, efsane, efsane yani. Burası bir gün kiralanmaz. Burada keyif yapılır yani. Şurada Türk kahvesi içilir. Ve bu da bitmedi. Burada tuvalet banyosu da mevcut yani. Çadırın içinde tuvalet banyo olmaz mı? Evet, var. Böyle küçük, yeterli bir tuvalet banyosu var. Bayıldım. Müzik.
burada keçiler var ve benim hiç korkum yok Berkay. Bak, tükürdü sana. Ödüm kopar valla. Yok be, bir şey yapmazlar. Kaçıyorlar zaten. Manzaraya gelelim. Keçilerin manzarasına bakınız. Biz de çekim yapıyoruz. Bakınız. Burası Likya yolu. Bu da Likya yolunun devam olduğunun kırmızı çizgiler sembolleri. Şuradan devam ediyor. Şurada bir seyir terası var. Şurada çok tatlı. Burada böyle bir tane değil birkaç tane de var. Kalp şeklinde de var. Fotoğraf çekmek için yerler var. Fotoğraf severlere, Instagramerlara. Görmek için fotoğraflarımı artık Instagram'dan bakabilirsiniz. Çok da sıcak artık. Şortumu yiyeceğim. Bir Türk kahvesi içeceğiz. Sıradaki aktivite Türk kahvesi. Ben huzur buluyorum falan filan. Sen gülüyorsun. Ben gülüyorum evet. Komik geldi bana şu an. Ne komik geldi? Senin hal ve hareketler. Aa! İşte romantik ve ormantik bir insanla nasıl takılınır şu güzel manzarada. Niye komik bana gömüyorsun? Bana niye gömüyorsun? Bence sen bana gömüyorsun. Hayır canım. Git buradan. Kamerada söyleyemeyeceğim şeyler var. Hiçbir şeyden çekingem yok. Arkadaşlar yola çıktık şu an. Turk Doms'tan yola çıktık. Çok güzel bir muhabbet ettik. Çok güzel şeyler öğrendim. Burayı nasıl kurduklarını, ne zorluklar yaşadıklarını anlattılar. İlk bu fikri, bu böyle otah gibi bu çadırların, dev çadırları kurmak istediklerinde ne kadar böyle kimsenin onlara inanmadıklarından bahsettiler. Ve şu an buranın benzerini yapan, daha sonradan kurulmuş olan çadırların yanından geçiyoruz. Ben öncelikle bu işletmeyi tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Çünkü fiyatları abartmıyorlar. Yani haksız kazanca karşıyız. Anladınız mı? Sosyalist gibi konuşuyorum şu anda. Haksız kazanç bir bungalova, bir çadıra 3000 lira istemeyin kardeşim. Yani biz insanız, biz burada çalışıyoruz. Yani hepimiz gidebilelim böyle yerlere. Türkiye'de biz gidemiyoruz ya. Geliyorlar, yabancılar gidebiliyor böyle yerlere. Bak 600 lira geceliğine kaldık. Çok mu uygun bir fiyat? Türkiye şartlarında her şey pahalı olduğu için onlar da giderlerini çıkartmaya çalışıyorlar. Şurada şimdi gösteriyorum, yeni yapılıyor. Yeni işletilmeye başlayacak. Şurada tam şuraya kurulmuş 8 tane bu çadırdan var. Tam gözü sarıyor. 8 tane. İşte efendim geceliği 3000 liraya vereceklermiş. Sapanca'da bakıyorum geceliği 2000 liraya. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Ben halkın sesiyim. Çok güzel. Turk Doms'ta. Turk Doms ne ya? Türk Doms. Türk canım. Türk diyeceğim ama Doms İngilizce. Neyse. Geldik kaldık. O kadar güler yüzlüler ya. Ben hayatımda kaldığım en iyi konaklama buydu. Net altına da imzamı atıyorum. Çok memnun kaldık. Bir daha imzanı atar mısın? Geliniz burada. Kalınız. Çekiyorum. Gösteriyorum. İşte. Geceliği. Aa, keçiler var. Daha keçiler. Geceliği 3000 lira istiyorlarmış efendim. Sıcağını alnında pişersiniz. Bak dükkanın ismi ne yazıyor şurada? Neymiş? Çik. Fethiye Laçik. Yapmayın. Makul fiyatlar yapın. Gelelim kalalım. Haksız kazanca hayır. Çok sıcak ama o kadar güzel ki şu anda buradan ayrılamıyoruz. Kelebekler Vadisi'ndeyiz. En tepeden görüyoruz şu anda. Turkuaz mavi birleşimi çok güzel. Buradan aşağıya iniliyor mu diye sorduk. Aslında inilmediğini ben biliyordum ama inen birkaç kişi rivayet olduğunu duyuyorum. Yani inenler oluyormuş ama çok tehlikeli. Çok dik zaten şu şeyleri, yamaçları görüyorsunuz. Çok fazla dik. Buraya genelde Fethiye'ye böyle çiftler balayına falan geliyorlar. Böyle drone çekimleri yapıyorlar onlar için. Öyle de bir hizmet var. Güzel, biz de çektirdik. Bizim dandik bir drone'umuz vardı. Onu almayı unuttuk. Burada çektirdik. Burada hizmette sınırı yok. Yani çok güzel. Geçerken buradan yoldan yolunuz düşerse Kabak tarafına ve bu glampinglerde kalmak isterseniz ve buraya gelirseniz buraya mutlaka uğruyorsunuz. Çok güzel.
baba. Ay. Ay. Mamut. Small, medium, big, small, large. OMG, OMG. Anything, ice cream, time, look, what it is. Merhaba güzel insanlar. Kabak Fethiye turumuza devam ediyoruz. Yeni konaklamamıza geldik. Önce size burayı göstermek istiyorum. Çok güzel bir oda. Yine çok tatlı. Şöyle önce balkonumuzdan, terasımızdan başlıyorum. Böyle muhteşem bir manzaramız var. Tatlı bir balkon. Keşke böyle bir balkonumuz olsa ya. Daha ne isterim Berkay? Evet güzel. Of şurada otururduk ya. Çok güzel olurdu. Şimdi size buradan kısaca bir şeylerden bahsedeceğim. Dedikodu. Dedikodu vakti. Şurayı bu kabak misafir eviyle kaldığımız yerle şu Full Moon Camping çok düşündüm. Burası mı orası? Burası da kaliteli, uygun tatil yapabileceğiniz yerlerden birisi açıkçası. Burayı da önerebilirim. Aşağı yazacağım size. Belki bir başka tatilde, bir başka gezimizde buraya da gelebiliriz. Onun dışında, şimdi dedikodu zamanı. Şurada Kabak Doms var arkadaşlar. Ha, buluyoruz ve çekiyoruz. Şurada. Gördünüz mü? Minik 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 saçaklı evler. Geceliği bana 4200 lira ile 5000 lira arasında değişiyor dediler geceliği. Yani bu şimdi nedir? Bana bir söyleyin. Bir alta yorumlara yazın. Bu ne demek ya? Buradaki işletmeler de işletme, değil mi? Aynı kabak koyunu görüyor. Sen de yani hiç hoş değil bence. Söylüyorum. Şimdi sizinle odayı geziyoruz. Odayı nasıl süslemişler, nasıl güzel ya. Hazır mısınız? Ve bu nasıl bir sunumdur ya böyle? Odanın güzelliğine bakar mısınız? Tertemiz bir yer. Çok güzel. Ben burada yaşarım yani. Ben burada yaşarım diyenler. Yola indik, arabanın arkasına bak. Şimdi burada arabalar böyle park etmiş. Biz şu arabaya bakar mısınız? Çok komik yalnız. Kabak koyu. Şu aşağıda arkadaşlar. Şurayı taşlarla kapatmışlar. Biz de dedik ki herhalde burada yol bitti. Biz buradan yürüyüş yaparak aşağı inmemiz gerekiyor diye düşündük. Doğru mu düşünüyoruz? Göreceğiz. Evet, her zamanki gibi seni bekliyoruz. Aman dur yine. Yani o kadar toz ki. Allah'tan her an her şey yanında olan insanlarız. Ondan sonra İrem niye büyük valizle gidiyorsun bilmem ne bilmem ne. Ben büyük valizle mi geliyorum? Benim de her şeyim yanımda. Şşş dur, şarj aleti var orada. Aa kafamı vurdum. İyi. Şimdi gençler, Ezgi neydi? Özge Borat gibiyim şu an. Ona lezzetim geldim. Neyse. Çok değişik böyle güzel yollardan giriyoruz. Buraya araba girmesi yasak. Bu kadar. Kabak koyuna giden çok tatlı yollardan geçiyoruz. İzleyelim. Oynat bakalım. İşte güzel denizlere gelmek istiyorsanız, görmek istiyorsanız böyle zorlu yollardan inmeniz lazım. Dakikalardır tepelerden yokuş aşağı iniyoruz. Ama sabreden derviş Murat Nermiş geldik. Burada özel bir
güzel mekanlar var. Geldik. Plaj Beach. Plaj. Allah'ım vardık. Dolmuş yukarı çıkıyordu. 25 TL dedi. İki kişi çıkarırım sizi 25 TL dedi. Doğan içinden yürürüz sana 25 TL vereceğimize dedik. Ne tipime bakar mısınız? Bence hiç ben yorulmadım. Bazen pinçülük yapmanın hiç sırası değil. Selam size. Gece Ölüdeniz Belce Kız plajının olduğu yerleri de göstermedik demeyelim diye kabaktan buraya geldik. Gece Ölüdeniz nasıl bir yer oluyor? Oynat bakalım. Şu an Ölüdeniz çarşısındayız. Yurt dışındaki bizim Glasgow'daki şeyler var. Marketler falan var. Lidl falan ama çakma tabii. Lidl, Tesco. Bir de şeyler var, onları göstereceğim. Paragliding için, yani yamaç paraşütü için bir sürü burada acenta var. Onları göstereceğim size. Şurada bir şeyler var ama 9'da kapanmıyor mu bu mekanlar anlamadım. Reaction bizim yamaç paraşütü yaptığımız firmaydı. 2018'de sanırım. Ve görüntülerini koyacağım. Buraya güvenebilirsiniz. Bir Sky Sport var şurada. İkisini de yazacağım aşağı. Bir de Reaction var. Bunlar çok kaliteli ve güvenilir yamaç paraşütü yapacağınız yerler, noktalar. Burada mekanlar arkadaşlar 11.30'a kadar açıkmış. Turluyoruz. Biz aç kalırız diye düşünmüştük açıkçası. Şu Sports Direct bizim oradaki spor mağazalarından biri ve Direct'i nasıl yazmış? Yani çakmasını yapacaksın, İngilizleri çekeceksin, anladık da düzgün yaz bari ya. Skandal ya. Bu kaçıncı? Hello. Ölüdeniz Belce Kız plajının orada şu anda akşam yemeği için oturduk. Canımız pizza çekti. Pizza söyleyelim dedik. Bundan öncesinde bir yere oturmuştuk. Birazcık keko bir yerdi açıkçası. Sohbet ederim sizinle. Makarnaya 110 lira yazmışlar. Mantarlı bilmem ne bonfilesi 110 lira olan başka bir yere oturduk. Yani oradaki makarna ile buradaki bonfile fiyatı aynı. Haksız kazanç söylenmesi vol 2. Sadece tirek tirek ışıklandırma var ve makarnaya 110 lira istiyor. Böyle şeylere gelmeyin, utanmayın. Kalktık mekandan. Değecek olsa kalkmam. Yani değeceğini bilsem aslında kalkmam. 110 liralık makarna hakkında ne düşünüyorsun? Skandal. Maliyeti 5 liralık şeyi. Maliyeti 5 liralık. Hep öyle derler. Şu an şöyle çok tatlı, bohem bir yere oturduk. Pizza yiyeceğiz. Yorgunluktan ölüyoruz, onu da söyleyeyim. Yorgunluktan ölüyoruz. Çünkü onu da yapalım, bunu da yapalım ciyiz. Biz gezerken gözü doymayanlardanız. Orayı da gezelim, burayı da gezelim. Öldük. Günaydın arkadaşlar. Kabak misafir evindeyiz şu an. Kahvaltı yapacağız birazdan. Sonra yine yollara koyulacağız. Arkamdaki üzüm asmalarını görüyor musunuz? Huzur dolu bir konaklama için güzel bir yer seçtim size. Güzel bir yer buldum. Bu muhteşem konaklamadan
ayrılıyoruz. Doğa içinde, huzur içinde Kavak Koyunu gören. Şimdiki durağımız Kıdırak Plajı. Arkadaşlar Kıdırak Koyuna geldik. Şu anda Tabiat Parkı. Ücretleri şurada yazıyor. Gösteriyorum size şu an. Şöyle ki Belce Kız Plajı ile şu azıcık 10 dakika bir mesafe ve Ölüdeniz'e gitmek istediğimiz ve zamanımız kısıtlı olduğu için Kıdırak Koyunu es geçiyoruz. Ama bu güzergahta Kıdırak Koyu da var. Gelmek isteyenler güzel bir plaj. Buraya gelebilirler. Selam everybody. Şu anda Belceiz plajının önündeyiz. Belce Kız biliyordum ben bunu. Belceiz yazıyor, anlamadım. Bence ikisi de. Şurada tandem, işte ne bileyim paragliding, yamaç paraşütü yapıyor insanlar. Tam da iniş sahasının oradayız. Denizde, Belceiz plajı genelde çok dalgalı olur. Baktık çok dalga yok ve tertemiz gözüküyor. Birazcık burada takılacağız. Bak bir tane daha geliyor. Bunlar güzel indi ama. Çok net indi yani. Evet. Nice. Oo, bir sürü geliyor şu an. Güzel. Bu güzel indi. Aferin. Bu yalnız başına. Wow. Oo, tandem. Kaldı. Bakın şu tam arkamda Babadağ var. Babadağ'dan 2000 metre. Bu paraşütler koşarak havalanıyorlar. Rüzgarı, basıncı falan ayarlayıp bana şey demişti yamaç paraşütü yaparken. Koş koş yoksa ölürüz. Yani yamaça, uçuruma doğru koşuyorsunuz deliler gibi. Onun havalanması için koşmak zorundasınız. Değişik bir his, çok adrenalin güzel. Gençler şimdi Ölüdeniz Kumburnu'ya girdik. Hemen Belce Kız Plajı'nın yanında. Asıl Ölüdeniz burası. 25 lira verdik otomobil için. Şimdi bir park yeri arıyoruz ve bulduk galiba. Ben yamaç paraşütü yaptığımda bana bunlarla taklalar falan atıyorlar havada. Demiştik ki yolculuklarda denizde falan midem bulanır mı demişti. Ben de bulanmaz dedim. Sırf takla atmak istediğim için merak ettim nasıl oluyor. Ondan sonra takla attık. Dedim ki kusacağım. Adam dedi ki sağ kus, sağa doğru artık rüzgar o tarafa mı esiyorsa neyse. Sola kustum bir de üstüne. Adam bana eldivenlerini vermişti. Adamın eldivenlerine kustum. Bu da böyle bir yamaç paraşütü maceramdı. Buna like bekliyorum. Yani bu talihsizliğim ve üzülür belki like atarsın. Hello my friends. Fethiye turumuz burada bitmiş bulunmakta. Videoyu kapatıyorum. Şu an Dalyan'a geçiyoruz. Dalyan vlogunu izlemek için editlememi beklemek zorundasınız. Yani bu vlogun kapanışı burada. Birazdan da Dalyan'ın açılışını yapacağım. Açılış. Otel açılışı sanki. Daha güzel videolar için beklemede kalın. Çok güzel yerleri birlikte keşfedelim. Hepinizi öpüyorum. Çok uğraştım bu vlog için. Bir like'ınızı alırım. Biraz destek olun lütfen. Bana motivasyon verin. Size daha güzel yerler göstermeye devam edebileyim.
Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın da Berkay. Ayıp.